Peki bizim o tabloda sadece birer rakam olarak aktardığımız koronavirüsüyle enfekte olan hastalar neler yaşıyor? Hastalığı ağır geçirenlere ne tür müdahaleler yapılıyor? Bu konuları işte tam da o müdahaleleri yapan bir isimle Batı Virginia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alper Toker'le konuşacağız. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız akciğer cerrahisi ve biliyoruz ki koronavirüsünün en ağır darbe vurduğu organ da akciğer ve de solunum yolları. Durumu çok ağır bir hasta yoğun bakıma geldiğinde ne tür bir müdahaleyle hayat kurtarıyorsunuz? Merhaba, öncelikle çok teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Şunu öncelikle ortaya koymak istiyorum. Biz ilk müdahale eden doktor grubunda değiliz korona hastalarına. Bu yoğun bakım veya göğüs hastalıkları doktorlarımız daha çok bu işlerle uğraşan, onların hakkını yemek istemem. Bizim burada rol aldığımız yer, bu hastalar çok ağırlaştıkları zaman bu hastaların kan dolaşımını dışarıya alıp oksijenlendirmek ve hava yolu basınçlarını rahatlatmak için trakeotomi dediğimiz boynundan delikler açmak ve beslenme sağlamak için gastrostomi dediğimiz mideye tüp yerleştirme gibi işlemlerle biz bu hastalarla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla onların tedavilerinin düzenlenmesi, ilaçların ayarlanması gibi durumlar bizim dışımızda. Bir de bu hastaların tabii ki yüksek basınçta, sizin de söylediğiniz gibi akciğerlerinde ciddi hasarlar olduğu için akciğerle ilgili ortaya çıkan problemlerde, akciğerin çökmesi, delikler açılması, kanaması gibi durumlarda müdahale eden doktorlar biziz, evet. Ülke genelinde birçok hastanede yatak kapasiteleri dolu, hastaneye yatış oranlarında rekorlar kırıldı. Ama son günlerde nispeten bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Sizin bulunduğunuz bölge özelinde hastanelerdeki tablo nasıl? Ben biraz bölgeden size bilgi vereyim. Burası West Virginia eyaletinin kuzeyinde bir üniversite şehri. 60-70 bin civarında bir nüfusu var. Buradaki hastaların çoğu çevre countylerden gelen hastalar. Yani West Virginia'nın kuzey yarısından gelen hastalar buraya, alt yarısı genellikle Charleston'a geliyor. Bu gelen hastalara Christmas zamanı, ben nöbetçiydim. Christmas zamanında 5 gün arka arkaya hastanede bu işleri yönetmek durumunda kaldık. Hasta kabul edemedik. Yani Noel'de 25'inde aralığın. O çok doluydu. Hastalar beklemeye başladı. Ve beklerken bazı komplikasyonlar gelişti. Hatta bunlar iyi tabir ettiğimiz benign dediğimiz selim hastalıklar. Bu hastalıklarla ilgili çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Yatak kapasiteleri full doluydu. Bugün itibariyle yoğun bakım yataklarımız %80, servis yataklarımız %60 civarında. Dolayısıyla acil sorunlu hastaları alabiliyoruz. Yaklaşık bir ay öncesine göre de durumun en azından hastane sisteminin işlemesi anlamında daha rahat olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, vaka ve can kayıplarındaki rekor rakamlar kadar aşı da öne çıkan bir başka başlık. Amerika'da iki aşı acil kullanım onayı aldı ve bugüne kadar başta sağlık çalışanları olmak üzere milyonlarca kişi aşı oldu. Siz de onlardan birisiniz. Öncelikle tıp dünyasından biri olarak aşılara yönelik şahsi fikrinizi merak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aşı karşıtı birçok kişi var. Kimi güvenilir bulmuyor, kimi yeterince test edilmediği görüşünde ya da uzun vadeli yan etkileri konusunda tereddüt yaşıyor. Siz bir tereddüt yaşadınız mı aşı olurken ve bir yan etkiyle karşılaştınız mı? Bu soruya cevap vermeden önce hastalarla ilgili duruma biraz daha girmek istiyorum. Burada hastalara, özellikle bizi seyreden Türk meslektaşlarıma ve Türk hastalara hitap etmek istiyorum, hasta yakınlarına. Boyundan delik açtırırken, midesine tüp takılması gibi onamlar istenirken hiç tereddüt etmeden buna lütfen onam verin. Bir an önce bunların yapılmasını sağlayın. Bunlar hastayı ayaklandırmada en önemli ara müdahalelerden sayılabilir. İkincisi, ECMO dediğimiz hastanın kanını dışarıya alıp oksijenlendirip geri takma yöntemlerinde, geri verme yöntemlerinde, bunlar geçici süreyle uygulanan yöntemler. Çok başarılıyız. Burada özel bir ECMO takımımız var. Bu ECMO takımı çok başarılı. Amerika'nın en başarılı yeri şu anda ECMO'da, ki hastalarımızın çoğu body mass indeksi çok yüksek hastalar. Yaklaşık body mass indeksi 45 ile 55, hatta 60'a çıkan hastalar. Ve bu hasta grubunda sadece 70 hastada bir hasta kaybettik. Ama tabii ki burada şunu göz önüne almak lazım. Hasta seçim kriterlerini de iyi oluşturmak lazım bu konuda. Şimdi ikinci sorunuza gelelim, aşılarla ilgili sorunuza. Şimdi dünya öyle bir dönemden geçiyor ki bu çok çok karanlık bir dönem. Ve bu dönemde en tehlikeli şey spekülasyon yapmak. Ve özellikle bizim bile bilgimizin sınırlı olduğu bir konularda herkesin yorum yapması. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şeyler çok sınırlı aşıyla ilgili. Aşı ben oldum.
22 Aralık'ta oldum. İlk dozumu, ikinci dozumu da 7 Ocak'ta oldum. Aşıların, yani bilimin desteklediği her şeyi desteklemek zorundayız ve spekülasyonlardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Dünyada aşıya ulaşamayacak milyonlarca insan var. Fakir ülkelerde yaşayan milyonlarca insan var. Aşı imkanı olan her insanın bence bu fırsatı kaçırmaması gerekir. Aşının o iyi, bu kötü, bunun sonuçları iyi, bunun üçüncü dönümü yayınlandı, bunun ikinci çalışması yapılmadı falan gibi şeyleri, spekülasyonları da aşarak bence ülkelerin sağlık yönetimlerine güvenmesi ve o sağlık yönetimlerinin bulduğu, getirdiği aşıyla hangi aşı olursa olsun bir an önce aşılanması en doğru seçenek olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda hiçbir spekülasyona girmek istemiyorum. Bazı aşıların evet... transportu zor, aşılanması daha iki kere gerekiyor. Yan etkileri var. Evet, ben yaşadım yan etkisini. İlk gece çok ateşim oldu. Hatta çevremde herkes, bütün doktor arkadaşlarım, bütün meslektaşlarım COVID olmuştu. Bizim hemşirelerimiz, bizim yardımcı hekimlerimiz. Tam bana da gelmişti sıra diye düşünüyorum ki aynı gün aşı oldum. Ve o gece çok ciddi ateşim oldu, kas ağrılarım oldu. Eyvah dedim, hem aşıya oldum hem de hastalığa yakalandım. Çünkü aşı olduktan sonra ilk 15-20 günde hastalığa yakalanan arkadaşlarımız oldu. Ve bunlar hastalığı bayağı da kötü geçirdiler. Bu bulgular sadece 6-8 saat sürdü. Ertesi gün tamamen normale dönmüştüm. İkinci aşılama halbuki daha fazla yan etki olduğu söyleniyor. Bu benim daha az yaşadığım bir şeydi. Daha az yan etki gördüm ikinci aşılamada, ama meslektaşlarımın arasında bu aşıya olanlarda ikincisinde biraz daha sık yan etki olduğunu duydum. Peki, aşılardan bahsetmişken Biden yönetiminin 100 günde 100 milyon aşı hedefinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadele ekibinin başındaki isim Dr. Anthony Fauci. Siz bu hedefin ulaşılabilir olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Hem aşı uygulayan kişiler açısından hem de üretim dağıtım göz önüne alındığında. Türkler gibi hareket etseler, evet, bizim gibi olsalar 100 günde 150 milyon aşıyı çok rahat yaparlar. Çünkü Türkiye'de çok hızlı hareket kabiliyeti yüksek, uyum çok yüksek, doktor hasta ilişkileri çok daha hızlı. Burada bu işler biraz daha yavaş ilerliyor bizim. İnternete giriyorsunuz, internetten bir takım işte onaylar alıyorsunuz, sonra tekrar bir projeyi oluşturuyorsunuz ve aşılanma günü bile yani çok hızlı olmuyor. Bizde daha hızlı olur bu işler Türkiye'de. Bu gibi şeyleri, problemlerini çözebilirlerse, ama bu genel olarak Amerikalı olmaktan kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla çok kolay çözebileceğini düşünmüyorum. Ben 100 günde 150 milyonu çok realistik bulmuyorum içinde bulunduğumuz şartlara göre. Peki, Amerika'da 20'den fazla eyalette 300'e yakın kişide virüsün mutasyona uğramış hali görüldü şu ana kadar. Virüsün bu varyantı daha mı öldürücü sorusu var bir yanda da. Siz katılıyor musunuz bu iddialara? Daha mı öldürücü? Şimdi bunun için yorum yapmak için yine elimizde yeterli bir done olduğunu zannetmiyorum. Çünkü mesela şu spekülasyonlara girerseniz şunlarla da gidebilirsiniz. Öldürücü virüs hastayı öldürdüğü için bulaşma ihtimali daha zayıftır da gidebilirsiniz. Ya da eğer bir Ebola virüsü gibiyse hem öldürücülüğü hem de transmission'ı çok yüksekse bir anda bütün dünyayı yok edebilir. Buna da gidebilirsiniz. Dolayısıyla burada spekülasyona bence girmek doğru değil. Ama genel olarak bilinen şey, virüs mutasyona uğradıkça zayıflaması gerekir. Yeni virüsün bulaşıcılığının yüksek olmasına rağmen öldürücülüğü konusunda bir fikrim yok. Benim kişisel görüşümü sorarsanız eğer, bir an önce bu hastalığın, evet, hastalık olarak kalması, belki eradike edilemese bile bir flu gibi olması, bir flu, nezle, grip gibi, normal grip gibi öldürücü rakamlar, onların da biliyorsunuz öldürücülüğü yüksek, onların rakamlarını indirilebilir bir hale gelmesi İlk hedef olmalı dünyada. Bunu eradike edebileceğimizi zannetmiyorum. Önümüzdeki yıllarda uçak yolculuklarında veya bir konserde maskesiz böyle bir ortama katılabileceğimizi düşünmüyorum. Çok uzun süre ihtiyacımız olacak maskelere. Maskeler cebimizde dolaşacağını düşünüyorum. Ama bu konuda da Fauci'ye, CDC'nin başında Fauci'ye güveniyorum. Onun söylediği da konserlere katılabileceğiz. Maskeli mi maskesiz mi, bunun detayını vermiyor. Ama Mart'ta, sanırım önümüzdeki senenin Mart'ında maskesiz olarak konserlere katılabilip daha rahat edebileceğiz. Ama bence bundan sonra artık önümüzdeki yıllarda maske cebimizde taşıyacağımız bir enstrüman olacak, bir alet olacak. Hepimiz koronavirüsü kaynaklı hastalıklara odaklandık ama dünyada çok sayıda hastalık hayatlarımızın hala bir parçası. Bu hastalıkların tedavisi nasıl etkilendi bu süreçte? Çok teşekkür ederim. Bu asıl bizim şimdi yaşadığımız en büyük sorun bu.
biz aslında tedavi edilebilir hastaları tedavi edemiyoruz ve bu hastaların kaybına tedavisini geciktirip kaybına yol açabiliyoruz. Mesela hastaneye enfarktüs sebebiyle getirilemeyen hastalarımız var. Bizim burada da oluyor. Çünkü korona sadece yatak doldurmakla kalmıyor. Servis yapan doktorların, hemşirelerin sayısını da azaltıyor. Günlük ameliyat kapasitelerini de düşürüyor. Ve birçok tedavi edilebilir kalp hastası tedavi olamıyor. Bizim açımızdan mesela benim en son şeyimde, hasta kabulümde olan durumda iki tane hastaki, bir tanesi yemek borusu midye yerken parçalanmış, midye kabuğunu yutmuş yanlışlıkla. Hastayı getiremedik yani. Bu hastalara 24 saat içinde müdahale etmek lazım. Üçüncü gün müdahale edebildim. Yine hastayı kurtarabildik. Bir başka hastamızda ise mediastene fıtık sebebiyle kaçan midesi nekroz olup, yani ölüp oraların açılıp enfeksiyon sebebiyle hastanın kaybedebilecek bir durumuna geldik. Yine kurtarabildik hastayı. Ama bu ameliyatlar çok daha basit, hastanın çok daha az kısa yatış süreleriyle ve hasta hayatını tehlikeye atmadan yapılabilirdi. Bunları gözden kaçırıyoruz. Eminim bunlar özellikle damar cerrahisi, kalp cerrahisi, akciğer cerrahisi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi vital branşlarda sorun yaratıyor olabilir. Evet, bir sağlık uzmanı gözüyle salgın döneminde yaşananları kendi cephenizden aktardınız. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.